Gelelim varise. Neden ileri gelir ve bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Variz neden ileri gelir? Yer çekimi. Çekiyor aşağı doğru her şeyi. Kanı da çekiyor. Toplar damar, atar damar. Kanın gitmesi kolay, toplanması zor. Baldır ve bacaktaki kaslar pompa görevi görüyor. Damarları yukarı doğru sıkıştırıyor. Yavaş yavaş. Toplanan kan, bisikletteki bu arabalardaki tekerleğin içindeki sibop gibi topluyor, geri akışını engelliyor. Ventil gibi. Kapakçıklar var. Bunlar kanın geri akımını engeller. Fakat kişi alkol kullanıyorsa, sigara içiyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, spor yapmıyorsa, abur cubur besleniyorsa vesaire vesaire ne olur? Gevşer. Bir de bizde bir hastalık var. Uyku hastalığı. Vatandaş uyuyor, uyuyor, uyuyor. 10 saat uyuyor, 12 saat uyuyor. Ne diyor? Ne olur? Kasları gevşiyor, damarları gevşiyor. Beyni gevşiyor. Ne olur? Bütün organları gevşiyor. Ve ne olacak? Damarlar açılıyor. Tekrar büzülmüyor. Tekrar normal haline gelmiyor. Sarkıyor. İçindeki kirli kan toparlanamıyor. Bu nedenle 6-7 saatten sonra uyumak iyi değil. Mesela bugün bir beyefendi geldi diyor ki hafta içi çok iyiyim. Çalıştığım için yorgunluk, halsizlik, dermansızlık yok. Ama hafta sonu başımı kaldıramıyorum. Dedim ki çok uyuyorsun. Hafta içi 4'te kalkıyor. Pazar günü olunca öğlene kadar yatıyor. Ne oldu? Kasları gevşedi. Alışkın olmadığı için. Dokuları gevşedi. Beynine kan akışı azalıyor. Ne oluyor? Kendi halsiz dermansız yok. Şimdi ben bu kitabı yazmak için çok yoğun tempoyla çalışmaya başladım Almanya'da. Ormana gidip geziyordum, bisiklet sürüyordum, spor yapıyordum. Her şeyi bıraktım. Kitapla çok meşgul olmaya başlayınca baldır ve bacaklarımda ağrı hissetmeye başladım. Kramplar, kaşıntı, ayağım ağrıyor, bacağım ağrıyor. Ne olur bana dedim bu yaşta. Hemen at kestanesinin ben sirkesini yaptım. İçtim. Basit rahatsızlıklarda at kestanesinin sirkesini yaparsın, içersin, problem yok. Baldır, bacaktaki kramplar, ödem hemen iyileşti. Fakat geç kalınmışsa, variz oluşmuşsa yani bunun sirkesi yeterli değil. Bu da Söğüt'ün nasıl ki birleşimindeki etken madde %5, at kestanesinin birleşimindeki etken madde de %3. Bunun birleşimindeki etken madde de zaponinler. Etken maddeler, her bitkinin birleşimindeki etken madde farklı farklı. Flavonitler, zaponinler vesaire. Almanya'nın nüfusu 80 milyon. 8 milyon insanda variz var. 6 milyonu bunun tedaviye muhtaç. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 6 milyon. Ve 1 milyonunda da baldır ve bacaklarında iyileşmeyen baldır bacak yaraları var. Ülser. İyileşmeyen ülserler, yaralar oluşmuş. Türkiye'de daha çok. Neden? Türkiye'de spor yapmıyoruz. Yatıyoruz, yatıyoruz. Maşallah hep yatıyoruz. Şimdi baldır ve bacaklarında kramp, ödem, kaşıntı vesaire olan insanlar için at kestanesi dünyada en etkili bitki. Fakat bunun damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktı mükemmel. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kişi kullandığı zaman ne yapar? Baldır ve bacaktaki ödem, kaşıntı, venöz yetmezlik, kılcal damarlarda sızıntı oluyor. Ne oluyor? Sızarsa yani toparlayamıyor kan. Yani bu venöz yetmezliği şeye benzetebiliriz. Mesela bahçenizi sulayacaksınız hortumla, çocuklar sağından solundan delmiş çiviyle su akıtıyor her taraftan. Sulayabilir misiniz? Sulayamazsınız. Su kaçıyor. Toplar damarlarda, kılcal damarlarda da kanı toparlayamıyor. Zafiyet oluşmuş. Venöz yetmezlik. Ve venöz yetmezlik olursa sızan sıvı nereye gidiyor? Ayak bileğinde, baldırda şişmeler olur, kaşıntı yapar. Zamanla variz olur vesaire, yara olur vesaire vesaire. Bu tür rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki at kestanesi. Biz bununla ilgili çok mükemmel bir formül geliştirdik. Varizle ilgili ise varizin bildiğiniz gibi bu at kestanesinin birleşimindeki etken maddeler
saponinler içerisindeki en etkili madde eskin. Bunun birleşimindeki at kestanesinin damıtılarak destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktının etkisi kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Ve yan etkisi yok. Kimyasal ilaçlar gibi yan etkisi yok. Bir, rutinden 600 kat daha etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. At kestanesiyle ilgili Heidelberg şehrinde ve Almanya'nın kuzeyinde bir şehir daha var. İsmini söylemeyeyim çünkü ayıp kaçar. Onların isimleri biraz Türkçe çevirdiği zaman yani bir komik bir isim. Buranın üniversitelerinin kliniğinde yapılan araştırmalarda variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, baldır ve bacaklarda oluşan ödem, kaşıntı gibi rahatsızlara karşı mükemmel bir etkiye sahip ve yan etkisi yok. Tabii ki söylediğim gibi eğer ki kişinin midesinde problem varsa, tonik bağırsaklarında problem varsa aloe vera da kullanması gerekir. Eğer başka problemleri varsa veya karaciğer yağlanması varsa inginar forte de kullanması gerekir. Yani sadece at kestanesi yetmez. Başka başka problemleri varsa zaten variz veya venöz yetmezlik veya huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlığı olan insanlarda mide problemi, bağırsak problemi, karaciğer yağlanması gibi problemler de vardır. Şeker hastalığı gibi. Yani bu rahatsızlıklar olanlarda aynı anda birçok rahatsızlık maalesef nedir? Mevcut.